Muhterem izleyenlerimiz, Manisa TV'mizin değerli konukları, evlerinizde, sahur sofralarınızda yine bizlerle beraber oluyorsunuz. Sizleri Allah'ın selamıyla, bizi yaratan Yüce Rabbimizin güzel isimleriyle selamlıyoruz. Efendim, sofralarınız bereketli olsun, haneleriniz huzur ve saadet dolsun diye dua ediyorum. Bu akşam, dün akşam yine... Bıraktığımız yerden bu akşam yine sizlere ailemiz hakkında, İslam'da aile, anne baba, kardeşler, evlatlar, eşler, bu konuda e, yine sohbetimizi sürdüreceğiz. E, hayırlı sahurlar diliyorum. Sahur vaktine kadar inşallah e, hayırlı sohbetler yapmak Cenab-ı Hak bize nasip eder. Sizlerle beraber oluyoruz. Efendim, e, önce Allah kelamı Kur'an-ı Kerim okuyarak... E, sohbetimizi açalım. Daha sonra değerli hocam Mehmet Turgut'a sözü bırakalım. Bakalım bize bu akşam neler söyleyecek bu konuda. Çünkü geniş bir konu, gerçekten çok önemli bir konu. Bu konuda söylenecek çok şey var. Çoğunu zaten biliyor ve yaşıyorsunuz ama biz bazı şeyleri tekrar hatırlamak, hatırlatmak gayesiyle bunları söylemek ve vaktimizi Allah kelamıyla, sevgili peygamberimizin sünnetiyle doldurmaya çalışıyoruz. Gaye bu. Onun için uğraşıyoruz. Evet. Eûzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله اكبر صدق الله العظيم الفاتحه Evet efendim Allah kabul etsin söz değerli hocamızın evet aile yapımız hakkında eş ve çocuklar anne baba bütün bu hususları kapsayan muhabbeti ailede sevgiyi huzuru tesis eden köklü bir yapılaşmayı kuran ve böylece e, İslam ümmetinin yüce milletimizin ne kadar dünya milletleri arasında hala daha erişemedikleri bir noktada olduğunu ve olması gerektiğini ifade eden beyanlar olacak bunlar. Biz aile yapısını ne kadar sağlam tutarsak, ne kadar eş, çocuklar, anne, baba birlikte birbirine kanat kol geren, ne kadar güçlü olursa yüce milletimizde o kadar birlik ve beraberlik içerisinde olur. Ve böylece asırlarca bu devam eder gider. İnşallah böyle olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bunun için anne babalara yani evin ailenin reisi olan içte ve dışta hem anne hem baba her ikisine de çok görev düştüğünü biliyor ve söylüyoruz. Evet sevgili hocam sizi dinliyoruz. Bu konuda yine bu akşam tamamlayıcı sohbetimize devam edelim. Gerçekten İslam ailesi deyince yani... Müslümanlığın insanlık anlayışı, aile anlayışı deyince insan e, yani şapkasını çıkartıyor adeta. Bakınız daha İslam'ın ilk yıllarında e, annesi, babası müşrik veya e, kardeşleri e, daha İslam'a gelmemiş, Müslüman olmamış ama bir yakınlığı var. Kardeşidir, annesidir, babasıdır amcasıdır, dayısıdır. Bu zamanlarda öyle ayetler iniyor ki tamamen onlardan alakanızı kesin. Madem müşrik, madem ki inanmıyorlar bırakın onları ne halleri varsa görsün demiyor Kur'an'ımız. Eee ve gada rabbuke estaizu billah ve gada rabbuke elle tabudu illa iyya ve bil veldeyni ihsane diye ayet-i kerimenin devamında anlam olarak şöyle buyuruyor. <laughs> Eğer anne babanız size Allah'a masiyette, Allah'a isyanda e, size baskı yapıyorlarsa onlara itaat etme diyor. Ama insan olarak, insan olarak onlara ihsanla yardım et diyor. İnsan ya. olarak onlara yardımcı olacaksın diyor. Bakar mısınız e, aile terbiyesine, insanlık anlayışını. Yani evet. insanı, insan... Ne olursa olsun insandır. Ama işte bu insanı terbiye eden vahiy olunca insan gerçekten Müslüman bir aile, erkek olsun, hanım olsun. Onlar gerçekten bu ahlakın zirvesinde hayatı yaşıyorlar. <laughs> Çok enteresandır. Benim mesela eşler arasındaki ilgi, alakayı ee, eşlerin birbirine hürmetle hürmet ve saygılarını bazı okuduğum e, tefsirlerde e, ya kardeşim diyor tefsirde e, müfessir yani insanın bir insanın diğer bir insanın yaptığı hürmeti saygıyı Sen eşine e, hanımsa beyine Beyse hanımına niye yapmıyorsun asgari insanlık e, gereği bir hürmeti saygıyı sevgiyi en uzak birisine yapıyorsun da niye en yakın senin eşin evet. mahremi olan bir insandan bunu esirgiyorsun? <laughs> yani bunlara varıncaya kadar eşlerin, ailenin birbirlerine sevgi ve saygıda çok tahammüllü... çok hassas olmaları gerektiğini ifade ediyor ayet-i kerimeler. Evet. Mesela aile deyince tabi her şey içinde yani. Kötü zaman da var, iyi zaman da var. Şimdi bakınız, mesela bir boşanma da bizim İslam ailesinde bizim gördüğümüz şeyler ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki boşanma Allah'ın sevmediği en sevmediği bir helaldir diyor. Allah'ın sevmediği bir helal, helaldir ama sevmediği bir helaldir. Mümkün mertebe buna tevessül etmemek. Bu da neden kaynaklanacak? Bu da birbirlerine sevgi ve saygıyla kaynaklanacak. Yani bu olduğu müddetçe Allah'ın izniyle olmaz. Fakat yine e, dinimiz e, müntesiplerine şöyle bir vurguda bulunuyor. Bakınız, fe in kerih tümühünle fâse en tekrahu şey'en ve ec'alallahu fihi hayran kesira. Eğer, eğer diyor, e, eşinizin, bu e, hanım olsun, e, bey olsun fark etmez. Hangisi ise, yani? bir eşinizin e, bazı halleri sizi itici gelse, yani sevmeseniz, hoşlanmasanız, fakat o hoşlanmadığınız şeyde e, Allah e, çok hayırlar gizlemiş olabilir diyor. Şimdi bir bu çok e, enteresan bir ayet-i kerime. Şimdi bakınız, ufak bir şeyde hemen, bu işi bitirelim. Hayır yok. Bakınız ayet-i de bu bir sır var bunda. Yani siz eğer boşandıktan sonra çok basit sebeplerden dolayı boşanmayı yaşadıysanız siz daha kötü şeylere gebe olabilirsiniz. Onun için sabretmek, saygıda bulunmak, bunu mümkün mertebe. Çünkü arkasında Beraber müşterek elde ettiğiniz çocuklar var. Onların e, geleceği var. O geleceği mahvetmemek için, o geleceğe sahip çıkmak için çok basit sebeplerden, çok basit sebeplerden eşler birbirinden ayrılmamalı. Dinimiz evet. bunu emrediyor, bunu tavsiye ediyor. <laughs> e, ben kendi kendime yeterim. Kardeşim, ne güzel. Ama sen bunu bir baskı unsuru yapma. Sen kendi kendine yetiyorsan ne güzel dua et. Yani ben ben benim. Sen de sensin o zaman. O da ben de ben de benim diyor. Olmuyor. Yani herkes Allah'ın verdiği şeyle mutlu olacak ve ona şükredecek. Hocam burada küçük bir ayrıntı vermek istiyorum. Ben yeterim. Ben benim. Ben işte idar yok bunu söylememek lazım. Bir Müslüman bir mümin bunu asla söylememeli. Bugün yetiyor olabilirsin. Yarın sabah kalktığında ye yetmez durumda olursan ayete kerime var. Sabah kalktın. Elin ayağın tutmuyor. Ne yapacaksın? Yani. Nasıl yeteceksin kendi kendine? Tövbe etmek lazım. Ha, onun için hiç büyük konuşmamak lazım. Hayatta hiçbir konuda, hiçbir hususta ben diyerek ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım, ben yeterim. Efendim benim sana ihtiyacım yok. Yok böyle bir şey yok. Bu kaba da yok hoşgörülü, anlayışlı, sevgi dolu olmak lazım. Bu işin temeli bu. Çünkü bütün bu elimizi, ayağımızı, natıkamızı, konuşmamızı, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı bize yaratan yüce Rabbim değil mi? Onlar bize emanet değil mi bu vücut emanetinin içerisinde? Bütün azalarımız e, onları veren o bir tanesini alsa canın yanar, bir tanesini alsa bir gözün gitse, bir kulağın gitse bir bitti iş yani. Nasıl yetersin? Onun Hı. için bunlar çok cahil lafı, boş laflar. Mümin böyle asla dememeli. Ne olursa olsun parasına, puluna güvenmemeli. Sağlığına, sıhhatine asla güvenip dayanıp da karşındakini ezmemeli. Dedin ya baskı unsuru yapmamalı diye son derece haklısın. Asla olmamalı. Daima hoşgörü ve sevgi. Böyle şey İgra suresinde eee ayet-i kerime var bununla ilgili insanlar yarah Hü tanene kendi kendine yettiğini iddia eden kimse diyor e, azar diyor azar azar Allah'tan kopar ailesinden kopar cemiyetten kopar kendi kendine e, vahşi bir hayat yaşamış olur yani ben kendi kendime e, yetiyorum kimseye ihtiyacım yok dediğiniz zaman bu sizi e, vahşete götürür yani Evet sen kendi kendine yetebilirsin ama bunu bir baskı unsuru yapmamak lazım <laughs> Doğru Mesela eşlerden şikayetler var ee, Şimdi Şöyle bir şey gene okuduğum tefsirlerden Kardeşim diyor Müfessir e, Firavun'un Asya validemiz Eşi Firavun Yani senin eşin diyor Firavun, Firavun'dan daha mı Firavun diyor yani. Asya validemiz öyle bir eşe, öyle bir eşe sabır göstermiş. Ee, ve ben, ve dünyada bir şey istememiş. Beni diyor cennette bir ev diyor. Beni dünyada Firavun'dan ve Firavun'un amelinden diyor, koru diyor. Onu yani sabırla karşılamış bir yerde. Hani bunlar e, örnek bir hanım. Ör, örnek bir hanım. Evet Firavun hanımı. Evet. Asiye Valdemis. Asiye, Asiye Valdemis evet, örnek bir hanımdır. Evet. Eee yani. e, beyler içinde, erkekler içinde Lut ve Nuh e, peygamberler. Evet. E, eşleri inanmamış. Evet. İnanmamış yani. Onlar da ona örnek. Onu yani da. sizin hanımınız veya sizin eşiniz e, Nuh'un karısı veya Lut peygamberin kar, e, hanımı e, kadar veyahut da ee, sizin beyiniz e, Firavun kadar da mı yani? Onun için biraz bu hususlarda dikkatli, sabırlı, itinalı olmak durumundayız. Evet. Ee, bizim de Hatice Validemiz ayrı bir büyük değer. Efendim e, sevgili peygamberimizin peygamberliği geldiği zaman ona kol kanat geren ona sahip çıkan onu, onu, ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayranlık duyduğu bir hanımefendi bir anne bir validemiz bir de Ayşe validemiz yine aynı şekilde yani bütün bunlar hep örnek teşkil ediyor bunların hayatları hocam ben anne baba aile yapısı içerisinde şimdi günümüzde zaman zaman aileler anne babalarıyla beraber olabiliyor bazıları tamamen kopuk yaşıyor bazıları zaman zaman Bayramlarda işte tatillerde falan beraber olabiliyor. Bazı anne yalnız kalıyor, yaşlı anne veya yaşlı baba yalnız kalıyor. Ona müzaret etmek gerekiyor. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Evlatlar arasında bazen sorun oluyor. Bu hususta yaşadığımız örnekler var. Örnek olanlar var, saygı duyduklarımız var. Efendim, bir de aman işte günü dolsun, saati dolsun da hemen Biraz nefes alalım gitsin falan diye bakanlar var. Yani türlü türlü şeyler var. Bunların hepsini görüyoruz. Bir de hakikaten son nefesine kadar onu böyle el üzerinde tutanlar var. Evet. Yani bir ailede anne baba yaşlılığında çocuklarının yanında yaşlanmışsa onların yanında ise nasıl davranmak gerekir? Bu hususta e, Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler var. Hani öfkeyle evet. dememe gerektiğini. Onunla, mi? onun e, yanında başka ayet-i kerimeler de var. Var, başka ayet-i kerimeler de var. Bu hususta e, biraz da e, şey yapalım. Zaten Günümüz e, insanlarımızı, dostlarımızı... Bir da... ayet-i kerime aklıma geliyor. Evet. E, ondan önce bu bahsettiğiniz olaylarda yani e, karşılık kendi cinsinden olur. Evet Eğer evlat annesine babasına karşı bu şekilde menfi duygular besliyor, onların beklentisi içindeyse yani bugün böyleyse yarın başka türlü olur. Onun için insanlar hep iyi düşünmek durumunda, hep hayır düşünmek durumunda. Yani eğer böyle olmazsa Allah bazen ibreti alem olarak. Ya. alemlere ibret olarak yani e, onun da yaşadığını başka insanlara e, ibret olarak gösteriyor. Onun için e, şu kısacık ömrümüzü e, çok iyi değerlendirmek ve çok iyi yaşamak yani her günü, her saati Allah'ın bize verdiği bir imkan olarak değerlendirmek durumundayız. Mesela e, Lokman suresinde şöyle bir ayeti kerime var, maal olarak size sunayım. Biz insanoğluna, ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Annesi onu sıkıntılarla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi iki yıldır. Ayet-i kerime aynen böyle buyuruyor. Yani çocuğu tarif ediyor. Tabii ya. Annesi karnında taşımış ve iki yıl, iki buçuk yıl ona süt emzirmiştir. Ey insan bana ve ana babana şükret diyor ayet-i kerimede. Rabbimizin evet. emri. Bana ve anne bu bana Allah Allah. şükret diyor. yani Çok önemli bir ikaz bil ki, var. Bil ki sonunda hesap vermek üzere huzuruma geleceksin diyor. Aa, işte yani, ibret dedik ya. <laughs> yani bunlar boşa söylenen şeyler değil. Ayet-i kerime. Yine Nisa suresinde de hocam bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey müminler Allah'ı gerektiği gibi tanıyın. Ortak ona koşmayın ona ortak koşmayın. Evet. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın ve uzak komşuya, yakın arkadaşlara, yolda kalmışa ve mahiyetinizde bulunan, çalışan iş yerinde vesaire çalışanlara üstünlük taslamayın. Bu de ayet-i kerimin sonunda da üstünlük taslamayın, cimri olmayın diyor. Yani e, bu, bunu biraz Ramazan'la da e, bağdaştırıyorum ben. Yani onlara verirken e, efendim e, ikramda bulunurken e, cimri olmamayı cimrili zaten İslam hiçbir zaman e, uygun ve doğru bulmuyor da, daha bilhassa yanınızda çalışıyorlarsa ben buradan bu mesajı öyle alıyorum. Yanınızda çalışıyorlarsa, size hizmet ediyorlarsa onlara biraz daha böyle e, cömertçe davranılmasını e, ikaz ediyor, öneriyor gibi. Anne babaya da çok iyi davranılmasını sadece anne baba değil, akrabalara, yetimlere kardeşlere evet. onlara da iyi davranılması, yolda kalmışlara e, bunun tabi Ramazan'da bunları bir hasta daha iyi Ramazan bir okul bir mektep gibi değil mi hocam bizim için Kur'an-ı Kerim'de e, bu bahsettiğiniz e, bir fırsat sınıf, yani. sınıflar tabii bir fırsattır yani kime yardımcı olayım diye e, sana soracaklar diyor Peygamberimize evet. ayet-i Kerime'de Ey Peygamberim sana soracaklar diyor <laughs> e, sen e, o yardımı e, yardımı önce e, valideynine diyor ya. annene babana Allah Ondan sonra Allah. akrabalarına diyor. Şimdi bazı e, belki her zaman içimizde de vardır, yakınımızda da vardır. Bu bir e, düşünememe veya artık ne diyeyim e, insan o an e, göremiyor yani. En yakınındaki e, bir e, sıkıntıyı göremiyor. Başka e, fakir, garip aramaya gidiyor. E kardeşim senin en yakınında eğer yani. e, yardıma e, muhtaç e, birileri olarak anne babam varsa sen onlara zekat bile veremiyorsun zekat vermek zekatı başkalarına vereceksin ama sen onlara zekatın hmm. dışında e, en gerekli ne varsa yani onu e, evinde temizliğini yapmak yemeğini yapmak harçlığını vermek tutun ya mı her şeyine Önce anne babadan başlayacaksın. Ondan sonra akrabalardan başlayacaksın yani. Hadi akrabalara zekat verilebiliyor ama anne babaya zekat bile verilemiyor. Ona kendini nasıl bakıyorsan, kendine nasıl bakıyorsan, nasıl kendini dünyada en güzel şekilde yaşamaya çalıştırıyorsan, çalışıyorsan anne babanı da anne kendin gibi düşüneceksin. Ayet-i Kerime bunu emrediyor. Ondan sonra yetimler diyor. Mesela Ramazan'da her zaman yani e, Ramazan malum e, Kur'an ayı, e, Kur'an'ı biz devamlı okuduğumuz için bizim için her zaman Kur'an'dır yani e, Ramazan'dır. Kur'an'ı ne zaman e, elimize aldık? İşte oradaki tavsiyeleri e, görmek ve yüreğimizden gele gele, gönlümüzden e, gele gele o iyilikleri, Sahiplerine vermek, bağışlamak durumundayız yani. Evet, olay bu. Hocam e, vaktin sonunda geldik yine e, imsak saati yaklaştı. <laughs> e, artık oruçlara başlayacağız. Başlamadan önce ben e, daha önce yazdığım birkaç satır vardı. Onu e, nazil oldu. 23 Nisan günü e, doğdu. Mırıldanıyordum. Oh. E, az çok bir şeye Dinlemen geldi. Isteriz. Ee, henüz notaya almamakla beraber alacağız inşallah notaya alacağız onu da sabitleştireceğiz bir ilahi doğdu onu okumak istiyorum ondan sonra yine sizin kısa bir dua ile e, inşallah izleyenlerimize hayırlı sahurlar i̇nşallah. hayırlı e, efendim oruçlar niyaz edelim Hicaz makamında şöyle tabii gönlümüz bizim e, Aklımız biraz da mahrumiyetten bu sene tabii durduğu için bu seferler umre, haç kaldı. Ne yazık ki o mübarek yerlere gidilemiyor şu anda. Onun eksikliğiyle, acısıyla yazılmış sözlerdir. Onları beslenemekte nasip oldu Anladım. elhamdülillah. Anladım. Başlar de hay hay yaşlar de başlar secdede hay hay yaşlar didede aklım rauzada gönlüm Kâbe'de aklım rauzada gönlüm Kâbe'de lütfeyle Allah Allah Allahu Allah lütfeyle Allah Allah Allahu Allah, Allah var mı hüdada hay hay arzda semada merve safada gönlüm kabede merve safada gönlüm kabede lütfeyle Allah Allah Allahu Allah, hu Allah lütfeyle Allah Allah Allahu Allah Ravza fikirde Hay hay dilim şükürde, ravza fikirde Hay hay dilim şükürde Fakir zikirde, gönlüm Kabe'de Fakir zikirde, gönlüm Kabe'de Lütfeyle Allah, Allah Allahu Allah lütfeyle Allah Allah Allahu Allah, Allah. Buyur sevgili hocam. Amin. Evuzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey alemlerin Rabbi, ey merhametlerin en merhametlisi, ey gönüllerin mutlak hakimi, elimizi sana açtık, gönlümüzü sana sunduk, bizi kovmaz diye kapına geldik, affı boldur diye affına geldik. Affet bizleri Allah'ın. Amin. Ya Rahman, ey rahmetin sonsuz kaynağı, ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan, ey rahmet ve merhamet etmeyi kendi zatına ilke edinen, ey rahmetine hayran olduğumuz, ey rahmaniyetine kurban olduğumuz, İmanı olanın imkanı tükenmez. Kur'an'dan mahrum olana ışık erişmez. Bizi imandan, Kur'an'dan mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Ey malın, mülkün, servetin sahibi olan Allah'ımız. Bizim bize verdiğin malın, mülkün, servetin esiri değil sahibi eyle. Amin. Yolunda sarf etmek için elimizde çok eyle ya Rabbi. Amin. Ya faal, ya hallak bizi yatıp serilenlerden değil, kalkıp dirilenlerden eyle. Bizi pasif iyilerden değil, aktif iyilerden eyle. Amin. Sen her an hayata ve varlığa müdahisin. Bize ikram ve kereminle muamele eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, azametinin tecellisi olan Kur'an aşkına bizi lütfundan esirgeme Ya Rabbi. Amin. Dualarımızı, ibadetlerimizi, yaptığımız taatı, yaptığımız infakları, hayru hasenatı indi ilahine makbul ya Amin. İşinde bulduğumuz eyle Ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz sıkıntıları hallü ref Ya Rabbi. Bizleri mübarek Ramazan'ın bayramına kavuştur ya Rabbi. Amin. Ömrümüzü Ramazan, ahiretimizde bayram eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.